Şimdi kardeşimiz demiş ki, benim eşim Müslüman değil. Bana bir şey sorduğu zaman sorusuna cevap veriyorum. Ama o bana inanmıyor. Ve bana Kur'an'ı elinle tut, öyle söyle diyor. Şimdi kardeşlerim, Bakara suresinde Allah Azze ve Celle'nin müşrik kadınlar ile nikahlanmayınız. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ Müşrik kadınlarla nikahlanmayınız iman edinceye kadar demesinin. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا Müşrik erkekleri iman edinceye kadar kızlarınızla evlendirmeyiniz demelerinin hikmetini anlıyor muyuz? Ya da adam evlendi diyelim, sonra hidayeti buldu, sonra İslam'ı buldu. Allah'ın وَلَا تُمْسِكُوا بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ Kafir olan kadınların nikahlarını ellerinizde bulundurmayınız demesinin hikmetini anlıyor muyuz? İşte hikmeti budur. İki ayrı dine müntesip olan insanın bir arada hayat sürmesi mümkün değildir. Senin doğruların onun doğrusu değildir. Onun doğruları senin doğrun değildir. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman, bugün tefsir dersinde işlediğimiz gibi sen yüzünü Allah'a teslim etmeye taraftar bir insansın. O kendisini atalarına teslim etmeye taraftar olan bir insandır. Siz nasıl aynı noktada birleşecek, nasıl aynı neticeye ulaşacak, nasıl hayatınızı uyumlu bir hale getireceksiniz? Mümkün değildir böyle bir şey. Yani bu soruya cevap vermeden önce Kur'an'ı eline al, Kur'an'ı işte elinde tut, konuş vesaire. İman etmek istemeyen bir adam için Allah diyor ki, göğe merdiven dayasan, peygamberimize göğe merdiven dayasan, yerden aşağıya doğru tüneller kazsan, onlara nehirleri fışkırtsan, onların evlerini altından gümüşten yapsan, onlar yine sana iman edecek değiller. Bir adam iman etmek istemiyorsa iman etmez. Müşrikler Allah Resulüne geldiler. Her şey tamam da senin bir mucizen yok dediler. Yani o kadar Kur'an okuyorsun, işte Salih Aleyhisselam kayadan deve çıkarmış, işte şu böyle yapmış, bu böyle yapmış ama senin bir şeyin yok dediler. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ayı yarma olayını yaşattı. Şakkul kamer dediğimiz olay oldu. Müşrikler hepsi gördüler. Ay ikiye bölündü. Allah da ayette öyle söylüyor zaten. İktarabeti sa'atu ve şakkal kamer. Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye bölündü. Şimdi baktılar istedikleri oldu. Ne dediler? Bizim sihirbazlarımız da bunu yapabiliyor dediler. Yine iman etmediler yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben İsra hadisesini yaşadım, Miraç hadisesini yaşadım dedi. İsra suresinin ayetleri de indi. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Kulunu bir gece mescidi haramdan mescidi aksaya gece yürüyüşüyle götüren Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Mekkeli müşrikler dediler eğer Allah doğru söylüyorsa senin Allah'ın. Hadi anlat bakalım o zaman. Mescidi aksa nasılmış? Madem gittin oraya gördün anlat. Anlatsan sana iman edeceğiz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu oradan kaldırıp oraya götüren Allah o görüntüyü onun gözünün önüne getirmeye de kadirdir. Başladı anlatmaya. Şurada giriş kapısı var. İşte burada pencereleri var. Anlattı, anlattı, anlattı. Peygamberimizi biraz dinlediler. Ondan sonra dönüp peygamberimize dediler. Ne bilelim oraya gidip gelmiş biri sana bunları anlatmadı dediler. Yani bir adam iman etmeyecekse kardeşlerim, bütün bu istekler, bütün bunlar hepsi hikayeden ibarettir. Kur'an'ı elinle de tutsan, kafanın üstünde de tutsan, iman etmeyecek olan adam, kulak vermeyecek olan adam iman etmez, kulak vermez buna. Ama benim burada asıl söyleyeceğim şey ise, bir insan İslam'ı tanımışsa, ailesini de İslam'a davet etmişse, bunun için bir çaba koymuşsa ortaya. Müslümanları evine götürmüş, ailesiyle tanıştırmış, yani onların da İslam'ı kabul etmesi için elinden geleni yapmışsa ve onlar da buna rağmen İslam'ı kabul etmemiş, ataların, babaların yoluna devam etmeyi tercih etmişlerse bu insanların hayatlarını ayırmaları gerekir. Aksi halde Allah'ı razı etmedikleri ve günahkar oldukları gibi dünyalık olarak da ne huzur bulmaları, ne sekinet ne de sükunet bulmaları mümkün değildir. Çünkü bizi bir araya getiren dindir. Bizi ayıran şey de aynı zamanda dindir diyebilirim.